istilam. 1,5 milyon yakın bir nüfusa sahip Türk Kosova. Kosovalılar olarak bölünmektedir. Bölmüş Sırbiyanın belidir aynı zamanda. Priştina'ya giriyoruz. Türk geçmiş olan önemli ticaret yollardan bir tanesi Mış üzerinden daha bölünmektedir. Ve Osmanlı eski dönemden beri de askeri, militar ve yaralı militar olarak da geçmektedir sevgili dostlar. Askeri olarak kullanmıştır. O dönemde bu bölgeye fetihler düzenlerken bu Mış yolu üzerinde tamamıyla buradan başlar da İstanbul'a kadar gidildiği bilinmekte. Kosova üzerinden Priştina, Mış üzerinden aynı şekilde Kiliyana seferlerinde Hıyol üzerinden askeri mühimmatları Hıyol üzerinde taşıyorlar. Kosova'nın başkenti Priştina. 1,5 milyon yakın bir nüfusa sahiptir Kosova. Kosovalılar olarak bölünmektedir. Bölünme bir kısmı Priştina. Türk olan Prizma şehri vardır. Birçok kişi inanç bakımından Müslümandır sevgili dostlar. Aynı şekilde Kosova'da Sırplarda yaşamaktadır. Arnavutlarda yaşamaktadır. Priştina yol ayrımına girdik. Çiçeklere bakın. Gelincik, papatya. Priştina bu taraf. Biz şimdi Priştina'ya değil başka tarafa dönüyoruz. Geldiğinizi soruyor. Biz giderken sola döndük. Akasya. Burası Türkiye'nin
havasıyla aynı. Bizim orada da meyveler bu şekilde. Akasyalar açmış durumda Ankara'da. Ankara ile Kosova'nın havası bayağı aynı demek ki. Türkiye ile Kosova'nın havası demek ki aynı. Evet dostlar, geldik türbeye. Türbeye geldik. Burası. Buyurun. Murat Hüdayi'nin gider türbesi. Birinci Murat Kosova Savaşı'nda şehit olduktan sonra iç organları buraya gömülmüştür. Bedeni ise Bursa'dadır. Allah onlardan razı olsun. Kosova 1. Murat'ın türbesindeyiz. 2024. Öğle namazında burada kıldık, gidiyoruz. Hadi gel. Padişahımızı da ziyaret ettik. Gidiyoruz inşallah. Arabamız orada. Kosova. Buradan itibariyle Prizna aldığımız zaman sevgili dostlar, zaten araçta giderken Taşköprü'ne görmüş olacağız. Hepsi bir arada. Küçük bir şehir. Akbarat olanla kurulmuş olan Eskişehir üst tarafında kalesi çok yüksekte, zaten çıkması yok. Aynı zamanda Simonpaşa Camii, hemen yemek yiyeceğimiz vardı. Taşköprü de aynı şekilde orada. Gittiğimizde hem yemek için hem de gezmeniz için serbest zaman vereceğim. Beskada bir restoran var sevgili dostlar. Orada da yemeğimizi yeriz. Bilen orada yer, diyen başka bir yerde yer. Ama genelde biz orada yemek yiyoruz. Daha iyi bir şekilde oldu. Ondan sonra serbest zamanımızı değerlendirip aracımıza geçip Kosova'dan geldiğimiz yoldan tekrardan geri döneceğiz. Giriş ve çıkış nasıl yaptıysak yine aynı şekilde çıkış ve giriş yapacağız. Ondan sonra ise otelimize girmiş olacağız. Kosova'daki programımız bu şekilde. Duruma göre kapıya gelirken aslında hiç bu kadar zaman kaybetmiyoruz ama biraz yoğunluk vardı, siz de gördünüz. Yani giderken inşallah fazla yoğunluk olmaz. Yani tahmini 6.30-7 gibi inşallah otele atarız kendimizi. Daha erken de olursa hem dinlenmiş olursunuz, keyfini de çıkarmış olursunuz, biraz da rahat etmiş olursunuz. Kosova Arnavutluğun ve Karadağ'ın sınırıymış. Buradan Karadağ'a, Arnavutluğa geçebiliyoruz.